İşitme kaybı, kişinin sesleri duyamaması ya da algılayamaması durumudur. Kişi, çevresindeki sesleri iyi duyamadığı zaman ya da hiç duyamadığı zaman bu işitme kaybı olarak tanımlanır. İşitme kayıplarının birçok sebebi vardır. Bunu anatomik olarak sınıflarsak, işitmemizin yollarına baktığımız zaman dış kulak yoluyla ilgili sebepler, orta kulakla ilgili sebepler ve iç kulakla ve beyinle ilgili bağlantılarla ilgili sebepler olarak üçe ayırabiliriz. Dış kulak yoluyla ilgili sebepler çoğunlukla tıkanıklıklardır. Basit bir kulak kiri, dış kulak yolundaki şişlikler, dış kulak yolundaki ödem ve enfeksiyonlar, dış kulak yoluna bir yabancı cisimin kaçması kulak işitme kayıplarının en sık sebeplerini arasındadır. Bu dış kulak yoluyla bağlantılı sebeplerdendir. İkinci bölge orta kulak ve zar bölgesidir. Kulak zarının olmadığı, kulak zarının kalınlaştığı, orta kulakta sıvı birikimi olduğu zaman, orta kulakta bir enfeksiyon olduğu zaman, orta kulaktaki kemikçik zincirlerde kopmalar ya da sıkışmalar ya da katılaşmalar ve kireçlenmeler olduğu zaman orta kulağa bağlı işitme kayıpları ortaya çıkar. Üçüncü bölge iç kulak bölgesidir ve bunun beyinle olan bağlantılarıdır. Aynı zamanda sinirsel özellikler taşır. İç kulak esas duyu organımızdır. Bu bölgeyle ilgili problemler ciddi işitme kayıplarına sebep olabilir. Aynı zamanda işitmenin kaybı dışında konuşmanın ve işitmenin algılanamaması gibi bir durumda ortaya çıkarır. İç kulakta ilginç bir yapı vardır. Bu ilginç yapı hem metabolik olarak hem de anatomik olarak birçok farklılık gösterir. Ve bunun beyin olan bağlantıları ve beyindeki merkezleri konuşmanın anlaşılmasına, depolanmasına ve şekillenmesi konusunda çok büyük önem taşır. Bu bölgeyle ilgili herhangi bir problemde işitme kaybı sebepleri arasındadır. İşitme kaybı tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Tek taraflı işitme kayıpları kişinin fonksiyonlarını çok etkilemese de iki taraflı işitme kayıpları ciddi bir şekilde fonksiyon kaybı nedenidir. İşitme kayıplarında sebebi saptamak ve sebebi yönelik tedavi gerekir.